Merhaba. Açık Öğretim Sistemi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 ders kitabının 6. ünitesi olan Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Hayatında Özallı Yıllar konusu ile tekrar karşınızdayım. Program süresince Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı dönemi başlığını ele alacağım. Turgut Özal'ın Mart 1989 tarihindeki yerel seçimlerde oy oranının düşmesi ama 1987 genel seçimleri öncesinde seçim kanunundaki düzenlemelerle meclis çoğunluğunu sağlaması muhalefet partileri tarafından eleştirilmiştir. Kenan Evren'in 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı görevinin bitmesinin ardından 31 Ekim 1989 tarihinde mecliste Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmıştır. Meclise girebilmeyi başaran muhalefet partileri SHP ve DYP, Mart 1989'da yapılan yerel seçimlerde ANAP'ın oylarında azalma yaşanmasının Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinde meşruiyet sorunu yaratacağını iddia ederek mecliste yapılan seçimlere katılmayarak seçimi boykot etmiş. Ayrıca boykotun yanı sıra seçimlerde de meşruiyet sorunu yaşanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine aday göstermemişlerdir. Özal bu durum üzerine ANAP Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın da aday gösterilmesini sağlayarak iki adaylı rekabet ortamını sağlamıştır. Yapılan ilk iki tur oylamada iki aday da seçilmek için yeterli oyu alamamış, 31 Ekim'de yapılan üçüncü tur oylamada seçime katılan 285 milletvekilinin 263'ünün oyunu alan Özal, Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı dönemi iç politikadaki bölücü terör sorununun Körfez Savaşı ile birlikte uluslararası bir sorun haline geldiği, Türkiye'nin siyasi ve iktisadi bağlamda politikalarında etkili olduğu bir dönem olmuştur. Dünya dengelerinin değişime uğradığı ve Türkistan coğrafyasındaki cumhuriyetlerin bağımsızlık sürecine girdiği Körfez Savaşı ile Orta Doğu'da dengelerin değiştiği bir dönemi de dış politikada Özal'ın gündemine taşımıştır. Özal, Cumhurbaşkanlığı sürecinde dış politikada Türkiye'nin bölgede yaşadığı sorunlar karşısında beklediği yardımı alamadığı Amerika Birleşik Devletleri ve AB'ye alternatif yaratma, yeni bir bölgesel denge siyaseti ve iç politikada da Kürt kimliği üzerinden yeni bir Türkiye tanımının yapılması, iç siyasette Kürt kimliği üzerinden siyaset yapan bir siyasi hareketin ortaya çıktığı süreci kurmaya çalışmıştır. Turgut Özal bizzat felsefesini kendisinin oluşturduğu ANAP'la olan bağlarını bundan sonra da koparmamış. Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Yıldırım Akbulut'u ANAP Genel Başkanı olarak atamıştır. Ancak partiye olan sürekli müdahalesi kendisinden sonra ANAP'ın da seçimler öncesi ve sonrası süreçte parçalanmasına sebep olmuştur. Her ne kadar kendisinin tarafsız bir cumhurbaşkanı olduğunu sık sık vurgulamışsa da 1991 ANAP Kongresi'ne müdahil olması ve Semra Özal'ın İstanbul İl Başkanı yapılması muhalefet için önemli bir koz olmuş, Özal'ın partili cumhurbaşkanı olduğu iddiası sık sık gündeme getirilmiştir. Mesut Yılmaz'ın ANAP Başkanı ve Başbakanı olduğu dönemde sık sık politikalarını eleştirmesi ve oğlunun TV kanalından seçimlere ve hükümet politikalarına müdahalesine şahit olunmuştur. Hatta Körfez Savaşı sürecinde hükümete müdahalesi sürecin iyi yönetilmediği eleştirisi üzerine Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay istifa etmiştir. Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı dönemi Soğuk Savaş kutuplaşmasının ortadan kalktığı ama yerini özellikle Balkanlar ve Kafkaslar'da belirsizlik, Orta Doğu'da çatışma ve Türkistan'da Türkiye'yi bekleyen büyük sorumluluğa bırakmıştır. Bu bağlamda Türkiye birçok bölgede yeni kurulan devletleri tanımak ve bu devletler arasında kurulacak barış ve uzlaşma çabalarına katkıda bulunmak amacıyla uluslararası örgütlerde görev almıştır. Özal bu dönemde Soğuk Savaş aktörlerinin özellikle Kürt meselesinde gösterdikleri güvensiz tutumdan dolayı Türkiye'nin bölgesel bir güç haline gelmesi için komşularıyla aktif bir politika izlemesi gerektiğine inanmış, bu bağlamda Kürt sorununun çözülmesi gerektiğini savunmuştur. Irak'taki Kürt liderlerle teması sıkılaştıran Özal aynı zamanda Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin önderliğinde dünyaya entegrasyonuna önem vermiş. Özellikle bu konuda vefatına kadar geçen süreçte daha yoğun ilgilenmiştir. Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı dönemindeki en önemli sorunlar ekonomik ve terör olayları olmuştur. 1989 seçimleri sonrasında ANAP'ın oylarındaki gerilime bölücü Kürt hareketinin siyaseten de faaliyete girmesi meclis aritmetiğini değiştirmiştir. Meclisteki bu yapı koalisyon hükümetleri sürecini yeniden başlatmış, bu da ekonomi politikalarına yansımıştır. PKK'nın siyasi hareket olarak da meclise girmesi Kürt sorununa yeni bir boyut kazandırmış Özal'ın, ekonomik yatırımlar ve refahın yükseltmesine dayalı sorun çözme pratiği koalisyon hükümetleri döneminde yeni bir boyut kazanmıştır.
Artık sorunu çözmekten daha çok önemli bir seçmen oranına sahip Kürt seçmeni kazanmak üzerine politika yürütülmüştür. Bu dönemdeki en önemli değişimlerden biri de toplumdaki Türkiye'nin geleceğine dair algıdır. AB'nin yanlı tutumundan dolayı dış politikada değişen eksen de Turgut Özal'ın sık sık vurguladığı Türkistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanması toplumda Türk Cumhuriyetlerine olan ilginin artmasına sebep olmuştur. Özal'ın Cumhurbaşkanlığı dönemi koalisyon hükümetlerinin yönetiminde yarattığı ikilemlerle ekonomi politikalarında başarısızlıklarla geçmiştir. Terörün artan etkisi öğretmen ve silahlı kuvvetler başta olmak üzere kamu personeline yapılan saldırılar toplumsal huzursuzluğun da arttığı yıllar olmuştur. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin gölgesinde siyasete atılan ve ANAP'la bütün eğilimleri birleştirerek sivil demokrasinin gelişiminde önce olan Özal, Türkiye'de rekabetçi ekonominin gelişmesinde de önemli kararlara imza atmıştır. Her şeyin devlet tarafından üretildiği bir ekonomiden uluslararası rekabete girişebilen, ihracat yapabilen şirketlere sahip bir ülkeyi tasarlayan Özal, bölünmeye sebep olan Kürt sorununun da refah seviyesinin artmasıyla çözüleceğine, hatta sağ-sol kavgasının ortadan kalkacağına inanmıştır. Bu sebeple Doğu ve Güneydoğu yatırımlara ağırlık vermiş, daha 1985 yılında elektrik ve suyun ulaşmadığı köylere hizmet ulaşmıştır. 1989 yılından itibaren dünyanın iki kutuptan çoklu kutuplaşmaya doğru gittiği süreçte müttefik olarak kabul edilen Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin aleyhine olan karar ve uygulamaları onu dış politikada yeni arayışlara itmiştir. 1990'lı yıllarda Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını kazanmaları Özal'a bu fırsatı vermiş, Cumhurbaşkanlığı sürecinde Türkistan coğrafyası üzerine daha fazla eğilmiştir. Ölümünün öncesinde bu bölgeye resmi ziyaretler yapmış olması ve Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik, eğitim ve askeri konularda işbirliğine dayalı projelere destek vermesi ölümü ile de ilişkilendirilmiştir. Özal'ın 17 Nisan 1993'te kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirilmiş ise de ölümünün zehirlenme ile olduğuna dair pek çok görüş ortaya atılmıştır. Ölümünden 19 yıl sonra yapılan otopside Adli Tıp Kurumu'nun zehir var ama zehirlenme yok gibi anlaşılmaz bir rapor hazırlamış olması ve naaşının 10 yıl sonra dahi bozulmadan kalmış olması Özal'ın zehirlenmiş olduğuna dair kanaatleri güçlendirmiştir. Bugüne kadar Özal'ın ölümü üzerindeki sır perdesi hala aralanamamıştır. Bu programda Açık Öğretim Sistemi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 ders kitabının 6. ünitesi Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Hayatında Özal'lı Yıllar konusu bağlamında Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı dönemi başlığına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.